Salam hörmətli abituriyentlər, gələcəyin tələbələri. Çoxsaylı istəyirlər nəzərə alaraq blok sınaqlarının izahları gəlməkdədir. Bugündən blok sınaqlarının izahını verəcək. Çalışımız qədər həftə ərzində bir birinci qrup, bir ikinci qrup izahı verəcək. Əgər istəyirlər çox olarsa, kanal böyüyərsə, kanala böyük bir dəstək gələrsə, şagirdlər tərəfindən, siz abituriyentlər tərəfindən böyük bir dəstək gələrsə, paylaşım, rəy, layiklar cəhətdən. Biz növbəti sınaqlar izah edəcəyik həftə ərzində və həmçinin həftə içi sertifikasiya sınaqları izah edəcəyik. Həmçinin 9 sıra buraxışlara dəstək məqsədi ilə sınaqları izah edəcəyik. Maksimum çalışır ki, kanala abunə olub paylaşaq ki, hər kəs görə bilsin. Birinci sual 2008 ikinci qrupda birinci sual belə idi ki, təklif sualı idi. Hansı təklif doğru deyil? Kəsməyən iki müstəvidən birini kəsən düz xətt, digərini də kəsir. Bəli, kəsməyən iki müstəvilərdə bəli, kəsir. Birini kəsən düz xətt, digərini də kəsir. Amma B variantına baxın, bu qaydadır. Müstəvi 2 çarpı düz xəttdən birini kəsirsə, digərini də kəsir söhbəti düzgün deyil. 2 çarpı düz xəttin qayda belədir. 2 çarpı düz xətt. 2 çarpı düz xətt. Bir müstəvi budur. Müstəvinin içərisində bir çarpı düz xətt, bir düz xətt belə çəkir. İkinci bir dənə müstəvi də deyək budur. Bunda daxilində bir dənə B düz xətt çəkir və bunlar çarpazdır. 2 çarpı düz xəttin hər ikisindən eyni zamanda qayda belədir. Hər ikisindən eyni zamanda bir müstəvi keçirmək mümkün deyil. Amma burada nə yazır? Müstəvi 2 çarpı düz xəttdən birini kəsirsə, digərini də kəsir söhbəti xeyir səhvdir. Məsələn, deyək ki, müstəvi ola bilsin ki, bax belə bir şəkildə kəsir və bu o demək deyil ki, gedib bu aşağını kəsir. Ona görə də bu qayda B variantı səhvdir. Bu sırf qaydadır, sırf qayda kitabında dəyər vəsaitində və yaxud Riyaziyyat Dahi Akademik kitablarında da və yaxud dimin vəsaitlərin hamısında böyle belə bir qayda var ki, çarpı düz xəttin birini kəsirsə mütləq o birisini kəsir qaydası səhvdir. İkinci sual. A-n bərabərdir 19 plus 5 tam 18 çıxar E-nin kvadratı ardıcılığının ən kiçik həddini tapmış olar. Ən kiçik həddini tapmaq üçün 5 tam 18 çıxar en, ən kiçik həd 5 tam 18'in yerləşdiyi tam en'in yerinə, en'in yerinə 5 tam 18'in yerləşdiyi tam həddləri yazanda en de yerləşir 5 veya 6 arasında. Bir daha en'in yerine 5 koyduk. 19 plus 5 tam 18 çıxar 5'in kvadratı. Bu yeri 19 tam 164. Bir de 6 koyduk yerine. 19 plus 5 tam 18 çıxar 6'nın çöldən kvadratı. Bu deri 19 tam %4. Cevap 2 ne oldu? B variantı. Üçüncü sual. Hündürlüğü 12 santimetre. İti bucağının tangesi 2'de 3 olan. İti bucağının tangesi 2'de 3 değilse. Tangens neye neye nispeti? Karşı katedin bitki katedi. Yani tangens alfamız beraberdi. 12 bölü x'e. Yani 12 bölü x beraber 2 ile 3 yazsak buradan 12 ile 3 geçse 4 yazsa x beraber ne çizir? 8. X'i tapdıq 8. Ve deyir ki beraber yan hündürlüğü de 12'dir. Beraber yan trapez yani diagonalı yan tarafı perpendikülerdir. Beraber bu taraf perpendikülerdir. Trapezyen böyle oturacağını tapın. Hemçinin 3 bucak AC'di. Düz bucaklı 3 bucakta. Düz bucaklı 3 bucakta. CK'nın kvadrat beraberdir. AK vura K diye. Gayet çok meşhur gaydır. Yani 12'nin kvadrat beraberdir. AK'mız 1 milik. KD'miz de 8. Onda AK beraberdir. 144 bölü 8. Bu deri 1, 18. Onda AD'miz ne seriyor? 18 plus 8. 26. 3A variantı. 4. sual. Şekilde ABCD, A1, B1, C1, D1 düz bir paralelepiptir. AB 8, A1 iki kökent. AB 8 ise düz bir paralelepiptir olduğundan C'de de 8'di. AB1 iki kökentli 7 ise A1 iki kökentli 7 ise hemsin D1 de iki kökentli 7'di. AD de 6 kökentli. Buraya yazar iki kökentli 7. Buraya da yazar 6 kökentli 2. Bizden CA1 D3 budan sayısı tapın. Uşaklar 3 bucak S, A1, D3 bucağı. Düz bucaklı 3 bucaktır. Çünkü bak bunun bu hissesi 90 derecedir. Bakın. Dikkat olun bak bu hissesi 90 derece. Düz bucaklı 3 bucağı. Düz bucaklı 3 bucakta da sahe katetlerin hasili böyle hipotenüzdür. Katetlerin hasili böyle hipotenüz. Onu ne yazdırır?
Katle hasillerini bize A1 diye lazım. A1 diyenin kvadrat beraberdi. Demek ne olur? A1'in kvadratı plus A diyenin kvadratı olur. A1'in kvadratı 2 kök attı 7'nin kvadratı plus 6 kök attı 2'nin kvadratı. 28 plus 72. Bu ileride 100. Onda A1 diyemizi ileride 10. Üç budağımızın da sayesi S, A1 D'nin de sayesi. 10 vurak 8 bölü 2. İri 40. Cevap ne varyantı? C varyantı. 5. sual. 2 beraber yanlış budağın tepe budakları beraber. 2 beraber yanlış budağın tepe budakları beraber. 1. üç budağın yan tarafı 25. Oturacağı 12. İkinci üç budağın oturacağı 15, onun yan tarafını tapın x. Eğer tepe budaklar beraberse bu olur. İki beraber yanlış budak değil. Onda bunlar olur. Beraber üç budaklar veya okşar üç budaklar. İkinci üç budağın oturacağı 15 olarsa onun yan tarafını tapmış olur. Okşarlık kaidesine göre 25'in x'e beraberdi 12'nin 15'e. X'e beraberdi. 12'nin 15 x yaparak 5, 4. O dedi 25 vurak 5 bölü 4'e. O dedi 125 bölü 4. O dedi 31 tam %25. 5'e varyantı. 6'ya A kitlesi vurulduk 2, 4'ün dereceden az. Bakın şuralar düz dereceden bu blok imtihan soruları çok vacipti. Üst dereceden hemşe modul çıkardı. 2 vurak modul daha. Üstte gel. Tek dereceden korku yoktu. Yine A'nı çıkardı. Üst dereceden yeni modul daha. 2 vurak modul daha da menfa 2 vurak menfa. Üstte gel. A çıkak. Mod A sıfırdan kiti yoluna göre menfa çıktı. Bu değerde menfi 2 A. Üstte gel. A. Üstte gel. A. Zabirine 0. 6'ya. E varyantı. 7'nin sual. Alfa plus beta beraber 2 gammaya. Alfa plus beta beraber 2 gammaya. Hepsini bizden bildik ki alfa plus beta plus gamma beraber 180 derece. Çünkü açık budaktı. Buranı yazdım 2 gamma alfa plus beta yine. Plus gamma beraber 180. 3 gamma beraber 180 daha. Gamma beraber neçeye? 60'a. Gamma buradan soruşuyor. Bize cevabı ne verir? 60. Varyantı. 8. sual. Usta gün ərzində plan üzrə 60 detal, şagird isə 40 detal hazırlamalıydı. Usta planı 105%, şagird isə 90% yerinə yetirmişdir. 60 detalı 105% yerinə yetirsə, 60-ın 105%-ını tapaq uşaqlar. 60-ın 120-yə ixtisə gedir. 5, 3, 5 ilə 105 ixtisə gedir. 2, 21. 3, 21-ə vururam. 63. Şagird isə 90% yerinə yetirmişdir. Şagird neçədir? 40 detal. 40-ın da 90%-ını yerinə yetirsək, sıfırları ixtisar aparsa uşaqlar bu 36. Ümumi toplasa 63 plus 36 beraberdir. Bu 99. Deyə bir geçin neyse faizi yerine yetirildiğini tabın. Evvel ustayla şagird cəmi nə qədərdir? 60 plus 40 eləyir 100. Ne kadar yerine yetirildi? Neyse faizi yerine yetirildi? C variantı 99 faiz. Çünkü 100'den 99 yerine yetirilir. 9. Tərəflər 8 ve 12 olan paralelogramın hündürlüklərindən böyüğü 10 santimetre. Blok sualını elde büyütmeyin. Blok sualları sırf toplumun eyni suallardır. Sadece toplumun bütün mümkün olan her bölmelerini tekrarlamak lazımdır. Hemsinin bizim blok sürat gruplarımız var. Yeni grup, bir grup tam dolu. Yeni grupumuz Genf'ten olacak yeni grup. Ve yeni grupta biz ikinci sene tam tekrar edirik. Tam tezden keçirik ikinci sene. Ve hemsinin sınavlar yazdırırız. Bu cür sınavlar. Farklı sınavlar. Yani bizim hafta içinde de 3 tane sınavlar olur. Hamsında kıymeti ümumi 40 manatdır. Kimler istese o grupa koşturabilirler. Yani nömrəmiz var. Əlaqə nömrəmiz veya Instagram'da nömrəmiz var. Kimler istese əlaqə nömrəmizdən əlaqə saxlayabilirler. 9. Tərəflər 8 ve 12 olan paralelogramın tərəflər 8 ve 12. Paralelogramın hündürlüklərindən böyüğü 10 santim. Böyük hündürlüğü həmişə yazıda sağlayın. Kiçik tərəfə çəkiləndir. Kiçik tarafı çekilen hündürlük böyüğü 10. Kiçik hündürlüğü tapın. Kiçik hündürlük bak bu böyük tarafı çekilen. Burada bir haş yazılır. Paralelogram sayısı taraf vurak hündürlüğü. Yani 12 vurak haş beraber 8 vurak 10'a.
H'da beraber de 80 bölü 12, 4 eksi geçse 3'te 20. Bu delir 6 tam 3'te 2. 9'a A varyantı. Onun sual düz dalı AB'si 3 bucağında bucak sayı 90. CD perpendiküler AB'ye. D'si 5. B'si 13. D'si 5. B'si 13. AC'nin değeri tapın. 13 5'e göre BD'nin tapabiliriz. BD'nin kvadratı beraber de 13'in kvadratı çıkıp 5'in kvadratı. Bu değil. 169, 25, 144. Onu BD'mize çevirir. BD'mize de 12. Sonra AC'nin tapmasın bize bir tane de AD taraf lazımdı. Hem senin 3 bucak ABS'de CD'nin kvadratı beraber de AD olarak DB. Bizim burada AD beraber CD'nin kvadratı 25 bölü 12. AD'miz oldu 25 bölü 12. Onda bizim AC'nin kvadratı beraberdi. AD'nin kvadratı üstte gerek CD'nin kvadratı. AD'nin kvadratı 12'de 25'in kvadratı 144'te 625 üstte gerek CD'mizde 25. Bu dedi 144'te 625 üstte gerek. Üste gelen 3600. Bu delil 144'te 4225. Onda AC'miz beraberdi. 4225'ten 61 çıkıyor. 144'te neyse çıkıyor. 12 çıkıyor. 12'de 65. 12'de de 65. 5'de 12'de 5 gelir. Ona A varyantı. 11'in çetin suallardan biri daha. Çetin sual değil, sadece orta merkezi getirip hesaplanması bile çetinde. Orta merkezi getirip orta merkezi doğru x çay x plus y'de. X plus y'yi vurduk x plus y'ye. Kvadratı yani x kvadrat plus 2 x y plus y kvadrat. Çıxak x çay y'yi x çay y'ye vuran doğru x kvadratı. Çıxak 2 x y'de karşıda menfi var diye plus 2 x y. Çıxak y kvadratı vurak. Yine bunu orta merkezi getirip şu olarak x çay y'yi x plus y. O yine x kvadrat plus 2 x y plus y kvadratı. Bu sefer plus de olduğu için x kvadrat çıkar 2 x y plus y kvadratı. Üstüne menfi 1. Şu anda bunu sadeleştirip bu aşağı x kvadratı çıkar y kvadratı. X kvadratlar gitti. Y kvadratlar gitti. Kaldı yukarıda 4 x y. Bırak. Üstü menfi 1 onda tersi olur. Yani x kvadrat çıkar y kvadrat. Yani bu ifade. Buradaki mekhredeki ifade kalkı yukarı. Sonra 2x y gelir. Kalır burada 2x kvadratı plus 2y kvadratı. Bunlar da x'a gelir. X kvadratı, y kvadratı. Yerde ne kalır? Mekhrede kalır 2x kvadratı plus y, 2y kvadratı. Yukarıda da bundan aşağıdan 2'ni çıkartırım ortaya kabanı. X kvadratı plus y kvadratı. Yukarıda da kalır 4x y. 2 ile bu gelir kısa. Kaldı 2x y böyle x kvadrat plus y kvadratı. Olan variantı B variantı. B variantı 12. sual. 0'dan 10'da 5 çıkart. X bölü 2. Her tarafın şu anda bu kesir yoka çıkartma. Her tarafın 2'ye bırak. 2'ye. Olsun 1 çıkart. 2 kiçik beraber. 2'ye vuran da olur 8 bırak. X plus 1 tam 10'da 5'te. İkisini de vurmaya ihtiyacı yoktu. 1 çıkart 2. Değiş, 1 çıkart 2. Kiçik beraber 8x plus 12'ye. Değişenler sola menfi 2 çıkar 8x kiçik beraber 12 çıkar 1'e. Bu da menfi 9x kiçik beraber 11'den. X'de büyük beraberdi. Menfi 9'da 11. Yani menfi 1 tam 9'da 2'den. Menfi 1 tam 9'da 2. Menfi 1 tam 9'da 2'den de büyük en kiçik tam el ile E varyantı menfi 1. 13. sual 1 plus tangens x bırak cosinus x beraber 0. 0 denilenlerin her birinin aralığı 0 ile 1 plus tangens x beraber 0'a. Tangens x beraberdi menfi 1'e. X de beraberdi. Menfi pi bölü 4 üstte göre pi k. Hemsinin cosinus x beraber 0'a. Cos x'i de alır. Pi bölü 2 üstte göre pi k da alır. Kostin pi bölü 2 90 derece aldığında tangens tayin olunmayıp tangens x farkı 90 derece olduğundan bir cevabı 90 derece tayin olmalı. Kostin cevabını götürmeli. Tangensin cevabını götürüyor. A variantı 13'te
14'te fonksiyon kıymetleri sorgun tapmış olarak bu tür ifadelerde sinüs kos bir yerde verilen de yazı sağlayın. Sinüs 8 kos 8 beraber 2'de 1 sinüs 2x. Bu da olur 3 bırak 2'de 1 sinüs 2x çıkar 2'de 1. Demek ne inirik? Bir de yerine sinüsün yerine bir de menfi 1 yazıram. 2'de 3 bırak menfi 1 çıkar 2'de 1. Bu dedir 2'de menfi 3 çıkar 1. Bu dedir menfi 4 bölü 2 menfi 2. Bir de yazır ki 2'de 3 bırak 1 çıkar 2'de 1. Bu dedir 1. Cevap oldu menfi 2 1. 14'e de varyantı. 14'e de varyantı. 15. 13 x plus 1 yazdık 10 üstü x plus 1. Büyük beraberdi 10 üstü menfi 3'ten. Onda x plus 1 büyük beraberdi menfi 3'ten. X büyük beraberdi menfi 4'ten. Cevap 15 adlı varyantı. Asıl sorular da var. Çetin sorular da var. Y bölü x beraberdi. 0'dan 4'e 4'ün yerine 9'a 4 yazıram. En rahatım. Y'in yerine 4K, X'in yerine 9K yazıp getirip yerine koyacağım. 2 vurak 9K çıkar, 5 vurak 4K beraber menfi 4'e. 18K'dan 20K çıkandı. Menfi 2K beraber menfi 4'e. K beraber neçeye? 2'ye. K'nın 2 taptık. Onda Y'imiz olur 4 vurak 2, 8. X'imiz olur 9 vurak 2, 18. Biz yani y çıxar x'i soruşur. 8 çıxar 18 beraberdir. Mənfi 10'a cevap ne olur? B variantı. Cevap oldu. B variantı geldi sonra 17'nin sualı. Bərabərsiz en büyük ve en kiçik tam əllərin cəmini tapın. Uşaqların çox elədiyi səhvdir burada. Modulunu şöyle yadınıza sağlayın. Böyük ədəd verir. 11 tam 10'dakiden kiçik tam ədəd 11 olursa. En büyük 11'dir. En kiçik mənfi 11'dir. Yani en büyük ve en kiçik tam əllərin cəmi 11 plus mənfi 11. Burada çok dikkatli olun. Uşaqların çoxu 11 ile 7'ini götürürler. 11 plus 7 götürürler. 18 veya 11 plus menfi 7 götürüp 4 yazdılar. 4'e olmaz 5 götürür. Hayır. 11 ile menfi 11'di. 18'in sual. Fonksiyon kıymetler oblasını tapın şu olarak. Fonksiyon kıymetler oblası ne demek ki? Yazıda sağlayın kök altında ax kvadrat plus bx plus c fonksiyasında. Eğer a 0'dan kitilse kıymetler çoğu 0 kök altı n demektir. Yani burada n'i tapırıq n beraberdi. 4 ase 4 vurak menfi 1 vurak menfi 2 çıxar 3'in kvadratı bölü 4 vurak menfi 1. Bu deyir 8 çıxar 9 menfi 1 bölü menfi 4 bu ilerde 4'te 1. 4'te 1'den de kök çıxır 2'de 1. Yani biz bir defa 2 plus 0 yazırıq 2. Bir de yazır 2 plus 2'de 1. Bu deyir 2 tam 2'de 1. 2 tam 2'de 1 o da 2'de 2'de 5. 18'de E variantı. 19 sual. Beraberden tenliği halledin. Şu anda moduldan fikir verin. Eyni ifade çıkıp yerine. Fikir verirse işareler değişmeyip. İşareler değişmeyip olduğu kim çıkıp. Olduğu kim çıkıpsa o zaman onda müsbet imiş ki olduğu kim çıkıp. X kadar çıkıp 9 x plus 18 büyük beraber 0'dan. Kendin köyler burada görür ki 3 6'dı. Yazıda saklayın. Büyük beraber 0 ve müsbət x daxildi. Birbaşa birleşme şekli. Mənfi sonsuzluğun 3'e birleşme 6 müsbət sonsuzluk. Cevap A variantı. 20. sual şekilde düz daire silindir verilmiştir. ABC'de silindirin ok kesildir. Bucak CAD 45 derece. CD 2. Şu an bucak CAD 45 ise burada 90 olur. Bak burada 45 olur. Bu iş bucağa göre. Onda mecbur aşağıda 2 olur. Onda AD'mizin de 2 ise onda radyusumuz yeteri 1'di 2'nin yarısı ve S yan sette beraber 2 pi r h 2 vırak pi vırak r'miz 1 vırak h'mız da 2 bu dedi 4 pi cevap verirdi variantı 20'de. 21. sual tenlilerin lisesinin hakikatler çoğunda helli yoktur. Burada kompleks söhbəti yok ki biz z'i kompleks için götürürük. Helli yoktur deyirsə birinci z kvadrat beraberdir. Burada z beraber plus minus 1. Bir de 50 var. Z kvadrat ikinci de beraberdir. Mənfi 1'de ama mənfi 1'de hakkı kök yoktur. 1 2'dir. Sonra üçüncü de z kvadrat plus z plus 8'de diskriminant tapsam 1 çıxaq 32'li mənfi 31'li helli yoktur. 1 3. Dördüncü de diskriminant tapsam müsbət edir. Çünkü 4 plus 32 36 edir. 2 kökü var.
Ama 5'te yine Z kvadrat beraberdi. Menfi içeriği halli yoktu. 1, 3, 5, 1, 2, 3, 5 daha doğrusu. Nesine halli yoktu. B varyantı 21'de 3 tane. 22. sual, ifadeni sadeleştirin. Logarifm -2 tam 18 kesirim karşıya ln'i min kalır. Üste gelip burada da 2 tam 18 kesirim karşıya ln'i 0'dan minde 1 kalır. Bu 2 tam 18 bırak ln'i min 3 demekti. Üste gelip 2 tam 18 bırak ln'i 0'dan minde 1 ise menfi 3 demekti. Bu da 8 tam 14 4. Çıxak 8 tam 14 4. O da beraber 0'a. 22 C varyantı. 20'si keçdi. Kök yatdı 48. 16 bırak 3 kimi yazsaq. 4 kök yatdı 3. Üstə gələk. 300'ü yazsam. 100 bırak 3 kimi. 10 kök yatdı 3. Çıxaq. 108 yazsam. 36 bırak 3 kimi. 6 kök yatdı 3. Aşağıda kök yatdı 12'ni yazsam. 2 kök yatdı 3 kimi. 4 bırak 3 kimi yazıram. 14, 8 kök yatdı 3 bölü 2 kök yatdı 3. O deyir 4. 23'te 4. 24'te çevre haricinde çekilmiş beraber yalnız trapezyanın demek trapezyanın daxiline çevre çekilir. O da beraber yanlıdır. Oturacaklar 8 ve 18 olarsa onun sayısını tabi bize ne lazımdı? Hündürlük. Bir de hündürlük lazımsa iki tane hündürlük çekili eyni anda. Çünkü trapezin daxiline çevre çekilirse karşı tarafın cem beraber olmalıdır. Onda yan tarafı x ise 2x beraber 26'ya 8 18 cem. X oldu 13. 8 orası aşağıda 8 edilir. Kaldı qırağı 10'lar. Burada kaldı 5 5. Hündürlüğü tapıram ki h kvadrat beraberdi. 10'un kvadratı çıxıb 5'in kvadratı. Bu deyilirdi 144. H elədi neyse 12. H elədi 12. S de beraberdi. 8 plus 18 böyle 2 vurak hündürük. Neçeye? 12. 12 ile 2 getirdi. 6 kaldı. 8 18 geldim. 26. 26 vuram 6'ya. 36. 6 2 12 156. Keçdi 25'in suala. 6'da bu 3'ün dərdi. 6'ın dərdin olduğu kimi yazıq. 3'ün dərdin şuraları necə yazırıq? Çeviri 6'ın dərdi. 6'ın dərdinin kök altında 5 çıxar 2'nin üstüne kvadrat. Çünkü 3'dü deyə. Bu da 6'ın dərdin 9 plus 4 kök altında 5'i vırırıq. Bunun kvadratı yüksəlinin 5 plus 2. Bu 9 çıxar. Bu da 4 kök altında 5 edir. Bunun çıxarı olur həmişe. Dikkatli olsanız 6'ın dərdi. Bu da müxtəsə vurmasıdır. 9'un kvadratı çıxar 4 kök altında 5'in kvadratı. Bu deyir 6'ın dərdinin 81 çıxar 80. Bu deyir 6'ın dərdinin 1. Onun 2 çıxır 1. 26. sual ABC'dir. Həndəsiz səhsin ardıcıl hədlərdir. A plus D bərabərdir ona. AD bərabərdir 7'ye. Ardıcıl hədlərdir isə həndəsiz səhsədə. Birinci bilməliyik ki ardıcıl hədlərdir isə B kvadrat bərabərdir AC'ye. C kvadrat bərabərdir BD'ye. Buradan bize A lazımdı. A beraberdi B kvadrat bölü C'ye. Buradan D beraberdi C kvadrat bölü B'ye. Hemçinin AD beraber 7 berabersinin yerine koysam B kvadrat bölü C vırak. Diğerinin yerine C kvadrat bölü B yazıp beraber 7 yazsak. Bundan bunun biri geçse. Bundan bunun biri geçse. Kalır burada B ise beraberdi 7'ye. Hemçinin cemde ise cemde de getirip yerine koysam B kvadrat bölü C üstte gelip C kvadrat bölü B beraber bu olur BC'de B kubu plus C kubu. BC'nin yerine 7 yazıram. Ve hemçinin beraber bunu bile yazmadan orta merkezi getirmedim. Beraber 10 yazıram. A plus C'den. Ve buradan orta merkezi getirin. BC bu olur B kubu plus C kubu beraberdi 10'a. B kubu plus C kubu beraber 10 vurak BC'ye. BC'mizin neçeli 7. 10 vurak 7 beraber neçeye? 70'e. Rahat suallardan biridir. Eziyete karşılık kanala abone olmayı unutmayaq. 27. suala bakaq. Deyir ki 4 plus uygunu müəyyənin. BC beraber AD'ye. BC paralel AD'ye. AC de beraber BD'ye. Bakın şuralar. Bu ya paralelogramda ya rombdur. Çünkü şartlarda hamısı verilir. BC beraber AD'ye.
B'si beraber AD şartı ödüyor. AC beraber BD şartı. AC beraber BD şartı. Bu paralelogramda ödenmiş. Bu paralelogramda ödenmişse bu paralelogram koyun kalsın bela. Keçi obrisi verirse BAC beraber BD diye değil mi? AC beraber BD'miz bizim ancak ya düz uzaklığı ya kvadratı. Bilen bakalım ona. Diyor ki A, B, C, D. B'si paralelde AD ödüyor. B'si beraber de AD ödüyor. Hemsi AC beraber BD de ödüyor. Demek onda bire uygun cevabımız D variantıdır. Keçi 2'ye B'si farklıdır AD'den. B'si farklıdır AD. B'si farklıdır AD ise bu ancak mümkündür. Mümkündür ancak trapezde. Demek onda B'si farklıdır AD değilse ve B'si paralel daha dedikçe demek 2'ye uygun ne gelir? 2'ye uygun gelir. B variantı 3'e. B'si beraber de AD'ye. B'si paralel daha diye. AC perpendikülerdir BD'ye. AC hücre perpendikülerdir BD'ye. Perpendiküler değilse hücre bu hiçbirine ait değil. Perpendiküler değilse hücre bu hemsinin B'si de AD'ye beraberdir. B'si de AD'ye beraberdir. Demek burada kvadrat yoktur. Kvadrat yoktur. Burada kvadrat olsa bunun bütün tarafları beraber olardı. Demek onda bu neymiş? Rombuymuş. Bir rombu budur tekerlek. 90 derece yaratsın. B'si paralel de adi dönsün. B'si beraber de adi. Veyahut da paklava varyantı seçeceğiz. A, B, C, D. Ödüyor bu şart. Demek 3'e gelir romp. 3'e a gelir. Bir tane de kaldı ne? Paralelogram söhbəti yok muydu? Paralelogram aid için olmadı. 4 trapezi gitti. Düz bucaqlı gitti. Kaldı. E variantına bakalım. ABC'de 4 bucaqlı. Diagonallarına nezara simetrik. Bəli. Diagonallarına nezara rombu qatırsa üstüne düşür. Onun gibi 3'e a e. E yazdan çıksa cevap sert gelir. Tamamıyla. Gəldi uşaqlar situasiyaya. Birinci sətirin arxında olan situasiyanı seçmişik buradan. Deyir Nihat dostuna zəng etmək istəyir. 7 rəqəmli telefon nömrəsinin son 3 rəqəmini yaddan çıxardır. 7 rəqəmli telefon nömrəsidir. 3, 4, 5, 6, 7. Son 3 rəqəmini yaddan çıxardır. A, B, C-ni yaddan çıxardır. Telefon nömrəsinin son 3 rəqəminin biri B. Digərindən A'dan 2 vahid böyük. O birisinden C'den 3 vahit kiçik dedi mi? A, B, C yazak. Demek bir diğer B, son 3 rəqəmdən biri B. Diğer A'dan 2 vahit böyük dedi mi? A'ya x yazsa B olur x plus 2. Ve A'dan 2 vahit böyük. O birisinin C'den ise 3 vahit kiçik. C'den ise 3 vahit kiçik. Sonra C'miz x plus 5 olur. Ve bu rəqəmlər B kvadrat beraber AC şərtini ödür. B kvadrat beraber AC şərtini ödürsə x plus 2'nin kvadratı ya onsa birinci de yaddan çıxan rəqəmlər təbii. X plus 2'nin kvadratı beraber. X bırak x plus 5'e. Gəlin bunu tapaq. X kvadrat plus 4 x plus 4 beraber x kvadrat plus 5 x'e. X kvadratlar getdi. X beraber 4 alınır. X beraber 4 ise A'mız 4. B'miz. Kırmızı ne yazık? Birinci sual. A'mız 4. B'miz 6. C'miz neyse 9. 400. Birinci de 400. 4, 6, 9. Telefon nömrəsinin son 3 rəqəmi əmələ getirdiği ədəd 4'e qalıqsız bölünür. 4'e qalıqsız bölünürsə 4'e qalıqsız bölünür. Son 3 rəqəmin əmələ gətirir ən böyük ədəd tam 4-ə qalıqsız bölünürsə bu olacaq 464. Çünki ən böyük 964-də 4-ə qalıqsız bölünür. Bunu belə tapdı. Birinci situasiyanı tapmasaq bunu heç cür tapa bilməzdik. 4-ə qalıqsız bölünürsə son 2 rəqəm bölünməlidir. Dostuna zəng edən Nihat onunla 20 dəqiqə fasiləsiz danışmışdır. Danışıq xərcini qəfilə hesablayın. Dostlar indi baxaq bu cümləyə. Deyir telefon aparatında zəngin hər dəqiqəsi üçün 3 qəpik. Zəngin hər dəqiqəsi 3 qəpik hesablanır. 10 dəqiqədən artıq danışan abunə üçün ümumi danışıq haqqının ümumi danışıq haqqının uşaqlar ümumi danışıq haqqının 10% qədər güzəş tətbiq edilir. Demək 20 dəqiqə danışır, 20 dəqiqə fasiləsiz danışır. Ümumi danışıq 10 dəqiqədən sonra
artan şabiyatı. Ümmü danışakın 10 faydı kadar güzel şartıp gelir. Demek ne? 20 dakika danışsa danışı 3 kapitansı. 20'ni vururum 3 kapıyı. Bu 60 kapıyı. Ümmü danışakın 10 faydı güzel şolun. 60'ın da 10 faydı güzel. 60'ın 10 faydını tapak çıkacak. 1, 6. Çünkü sıfırlar gelir. Onda 60'ını neye çıkarık? 6'ını çıkarık. Bu ödeyir. Ne kadar ödenen şeydir? 54 kapıyı. Budur. Sorular görmedi. Kanala abone ol. Paylaşmayı unutmayın ki her bir keste nöbeti izahlar görebilsin. Hemsinin blog gruplarına kaydiyatımız devam ediyor. Nöbeti hafta. Yeni grup açılır. Kimlerse size bugünden hatta gez olmayarak yazsın. Çünkü grup dolmak üzereydi. Yeni grup da açılmalıydı. Sağ olun şarlar.